Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir salata tarifim var. Salatamı, yeşil salatayı nasıl yapılıp dolabımızda muhafaza ederiz? Çünkü her zaman her akşam kalkıp da o salatayı yapmak bize sıkıcı geliyor. Biz bayanlar biliyoruz bu hali. Onun için ben hafta mesela pazar günü kurulduğu zaman gidiyorum marulumu, yeşillime ne varsa alıyorum, getiriyorum. Hepsini güzel güzel doğrayıp buzdolabında muhafaza ediyorum. Yemeklerin yanına hemen çıkartıyorum, indiriyorum. Güzelce limonunu, yağını neyse o anda sıkıp ortaya indiriyorum. Ama öbür türlü her gün yıkanman lazım, yıkanması lazım, doğranman lazım. Her taraf yeşil yeşil kırpıklar doluyor ortalık. Onun için hep birlikte öncelikle ben bütün malzememi yıkayayım, güzelce kurutayım, sizin karşınıza getireyim. Şimdi kırmızı lahanamızı ince ince güzel bir şekilde gördüğünüz gibi doğrayıp kenara alacağım bunu. İçerisine 2 kaşık sirke koyup güzelce olduğunuz zaman daha yumuşak, daha lezzetli oluyor. Yalnız salatanızın içine asla yağ ve tuz atmayın. Öyle kaldırın. Yeşilliklerimiz kesinlikle ıslak olmasın. Kurutalım ya kurutma makineniz varsa salata kurutma onunla ya da havlu arasına alarak yeşilliklerimizi öyle kurutalım. Şimdi bunu tabağıma kenara alayım. Ondan sonra diğer malzemeler gerçekten önceden hazırlandığı zaman salata evde yemek pişmiş gibi hissediyorum. Her yere ufak ufak dağılıyor. Her gün bu işlemleri yaptığım zaman her taraf ufak ufak yeşilliklerle doluyor. Bilmem ne yapılıyor. Onun için şey yapmıyorum. Hepsini birlikte yapıyorum. Şimdi sirkemi koydum içerisine 2 kaşık kadar ve güzelce elimden ovuyorum gördüğünüz gibi. Bu ovmadan sonra kenara alayım bunu. Diğer malzemelerimizi de ufak ufak yine havuç ve turpumu rendeleyeceğim. Kenarda dursun böyle. Rengi de çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi turpumu rendeliyorum. Yalnız turpunun püf noktasını turpun şöyle söyleyeyim size. Rendeledikten sonra kesinlikle sıkıyorum. Çünkü o acı suyunu ve sulu bir halde içerisine korsam yeşillikler bozulur. Onu sıkmadan koymayın sadece onu söyleyeyim size. Şu ana kadar beni izlediyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olun. Ve sosyal medyada bu şekilde sıkın. Sözümü hemen keseyim. Güzelce sıkarsanız içindeki su çıkmış oluyor acısı ve salatamız bozulmamış oluyor. Sosyal medyada paylaşırsanız daha başka kişiler de beni görür. Bu vesileyle beni de tanımış olurlar sayenizde. Şimdi havucu da rendeliyorum. Havuç zaten sıkılmaya gerek yoktu. Kenara aldık. Maydanozumu ne yaptım? Güzelce arasına koydum. Dürüm yapar gibi sıkıca ve ince ince doğramaya başlıyorum şimdi. Marulla maydanozu şunu kenara koyayım. İnce, isterseniz kalın da doğrayabilirsiniz. O sizin damak tadınıza bağlı bir şeydir. Ben ince ince doğrayarak koyuyorum. Gerçekten her taraf batıyor yeşilliği yaparken. Arada yemyeşil gözüküyor. Onu size göstereyim şu şekilde. Böyle güzelce doğrayalım ve arada bıçak da atalım ki çok uzun uzun olsun istemiyorum marullar. Çatalda uzasın istemiyorum böyle bir ufak bir bıçak darbesiyle. Ve tupperware'in bir kabı var elimde yeşillikleri saklamak için ama sizin de başka kaplarınız vardır. Onların içinde de muhafaza edebilirsiniz. Hiç sorun değil, hiç problem değil. Bunu alta böyle yeşilliğimi güzelce koydum. Şimdiki sırayla karnık yarık yapar gibi bunları da arasına atıyorum. Bir sıra böyle serpiyorum bütün malzemeleri. Turpumu da attım. Ve böyle. Tekrar diğer kalan yeşillikleri şimdi doğrayacağım. Ve hepsini koydum. Domatesi üste doğruyorum. Alta koymuyorum. Böylelikle saklıyorum. Sakın ha limon, tuz, yağ hiçbir şey şimdi koymayın. Yiyeceğiniz zaman koyun. Bunu da unutmayın derim ve kapağını kapatıp dolabıma koyuyorum böylelikle. Lazım oldukça kullanıyorum. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için. Ve videomun sonuna geldim.
Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Ortalığı böyle dağınık bırakmayın diyorum. Çünkü yaparsanız her zaman